bir video çekelim değil mi? Çok uzun zaman oldu ama çok 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 yoğunum ben. O yüzden de videolarımı böyle son zamanlarda azalttım. Özür dilerim. Bugün size kaş yapımında sanat nedir onu göstermek istiyorum. Çünkü her eline gelen artık kaş yapıyor, kalıcı makyaj ve korkunç şeyler geliyor tabii ki. Bu bir sanattır. Şimdi tam da bunu göstereceğim size. Hadi Mirem gel, yaklaştıralım, gösterelim. İlk önce arkadaşlar, kaşlarımız böyle. İşte yapılmış hali. İhtiyacı var tabii ki, çok incelmiş artık alınlardan. Şimdi bugün ortaya çıkaracağız kaşı. Genel yapısını bozmadan. Çünkü öyle olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, başlıyoruz işleme. Şimdi ben cetvel kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Cetvelle ölçüyorlar kaşları. Sonra da biri yukarıda biri aşağıda oluyor. Altın oran cetvelle ölçtük diyorlar. Müşteri diyor ki benim kaşımın biri yukarıda biri aşağıda oldu diyor. Ama ne yapalım? Senin yüzün yamuksa buna bir şey yapamayız diyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Kaş ölçülerek yapılmaz. Kaş yapımı dediğim gibi az önce bir sanattır. Görmeyi bileceksin. Bakmakla olmuyor. Hadi gösterelim. Bakın. Kaşı ben çizmedim. Daha önceden zaten baktım. Bir asimetri var mı? Ki bütün hepimizin yüzünde bir asimetri vardır. Kaşlarımızda da mimiklerimiz vardır. Sen mimikten kalbe kaşın mesela sağ kaşım hep yukarıdadır böyle konuşurken. Şimdi ben bir kaşlarımı yaptırmaya gitsem ne yapacaklar biliyor musunuz? Bu kaşı tamamen yok edecekler aşağıdan aşağı indirmek için. Aşağı. Sonra normale döndüğüm zaman iki tane kaş burada. Öyleleri geldi de ondan söylüyorum. Yok böyle bir şey. Normal mimikleri bozmadan. Yani mimiği zaten kontrol edemezsin ki. Yok öyle bir şey. Biz yüzü simetrik yapmıyoruz. Yani yüzle oynamıyoruz. Bizim işimiz kaşla. O yüzden de neyse doğal hali odur. Haydi yine. Göster bir daha. Şöyle yukarıdan çekelim yine. Az yaklaştır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğal hali bu. Şimdi bakıyoruz ince. Bir kaş bazı yerlere gitmiş şuraları mesela. Ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Ve 3 saatte kaş bitiriyormuşlar. Ya 2-2 4'tür yani. 5 değil ki. Niye o kadar düşünüyorsun? Düşünmeye gerek yok. İşte bunu her zaman ben söylüyorum. Bu bir sanattır diyorum ama bizim ülkemizde bir iş popüler olunca herkes işi gücü bırakıyor, o işe yöneliyor. Böyle yok öyle bir şey. Öyle kolay bir şey. Bakın şimdiden bile nasıl hemen kendine geliverdi. Ne yapıyoruz? Bir de burası da çok düşük. Azıcık da şöyle kıllarımızı, yani daha doğrusu kaşla resim yap, yüzde resim yapıyoruz. Canlı tuval. Ama tabii bu işi bilmeyenler sakın yapmasın bunu. Bu çocuk oyuncağı değil. Çünkü derinin altına boyayı veriyoruz ve bir yıl en az yüzünde taşıyor onu. Buraları da tamamlayalım arkadaşlar.
Sıvılarımız bu şekilde çıkıyor. Burada. Hafif bir karısı var zaten doğal halinde ki kaşın, onu bozmadan. Yani işlem bittikten sonra sokağa çıkınca misafirimiz kimse böyle bakmasın garip garip burnu atmış kaşlarına diye. Buradan çıkınca toplantıya bile gidebilir. Sanki güzel bir şekilde alınmış kaş, temizlenmiş. Etrafı. Şurada aralara da küçük kıllar atayım. Bakın arkadaşlar. İşte bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Şimdi öbürünü yapacağım. İş bitecek. Ve misafirim artık kalemle boyamayacak kaşını. Kendi kaşıymış gibi kimse anlamayacak. Böyle kara 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 sülük yapışmış gibi. Öyle değil mi? Eski misafirim benim, 3 yıl önce, kaç yıl önce yaptık? 5 yıl önce. 5 yıl önce yapmışız, artık kalmamış bir şey zaten. Gayet memnun kullanmış ve tekrar geldi. İşte bu kadar arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bu bir sanat olduğunu sanırım anladınız. Öpüyorum sizi. Bir dur, son olarak ne diyordum Mine? Pardon, şunu da açayım da. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparsanız cevap vereceğim. Ve abone oluyorsunuz tabii ki. Öpüyorum sizi.